Pekala devam etmek için ihtiyacımız olan her şey elimizin altında. Bir önceki videoda bir sokakta bir saatte kaç araba geçeceğinin olasılığını modellemeye çalışıyorduk. Yaptığımız ilk şey sokağa yerleşip birkaç saat araba sayarak rassal değişkenimiz için iyi bir beklenen değer bulmaktı. Rastsal değişkenin ne olduğunu da hemen hatırlayalım. x rassal değişkenini sokağın belirli bir noktasından belirli bir zaman aralığında yani bir saatte geçen araba sayısı olarak tanımlamıştık. Az önce de söylediğim gibi birkaç saat sokakta oturup arabaları saymış ve bunun için oldukça iyi tahmini bir değer elde etmiştik. Bu değeri de lambda olarak adlandırmıştık. Sonra bunu bir binom dağılımıyla modellersek ne olur diye düşünmeye başlamıştık. Bu eğer binom dağılımına sahipse lambda deneme sayısı çarpı başarı olasılığına eşit olur. Bizim örneğimizdeki denemeyi de belirli bir zaman aralığı olarak belirlemiştik. Bir saat içerisindeki başarı sayısı bu durumda bu daha kısa bir zaman aralığındaki başarı sayısı olur. Bu da daha kısa aralıktaki başarı sayısı. Bir önceki videoda bunun denemesini de yapmıştık. Aralığı bir saat yerine bir dakika olarak belirlemiştik. O zaman bu da bir dakika içindeki başarı sayısı olmuştu. Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için bir dakika içinde geçen araba sayısı dersem belki daha iyi olacak. Sonra bu da yetmemiş ve bunun dakika yerine saniye, bunun da saniyede geçen araba sayısı olduğunu değerlendirmeye başlamıştık. Tabii ki de her şey bununla da bitmemişti. Çünkü bir saniye içinde bile bir arabadan fazla araba geçebilmesi olasılığından bahsedebilirdik. Bu yüzden de bu sonsuza giderken limit alıp sonuç olarak nasıl bir şey elde edeceğimizi görmemiz gerekiyordu. Şimdi hadi devam edelim. Bunun bu sonsuza giderken limitini alacağımız bir binom dağılımı olduğunu düşüneceğiz. Evet, böyle demiştik. x belirli bir sayıya eşit olacak. Örneğin bir saatte tamı tamına 3 araba geçme olasılığını bulmak istiyor olabiliriz. Evet, eşittir. En sonsuza giderken... Ee, N'den k tane seçeceğiz. Neden diyecek olursanız, bu zaman aralığında başarılı olduğumuz k tane durum olacak, öyle değil mi? Ve en sonsuza giderken bu aralıklar çok ama çok küçük aralıklar olmaya başlayacak. Demek istediğim, bunlar çok ama çok küçük anlardan başka bir şey olmayacak. Bunun sonsuz sayıda küçük An, bunun da bu anlardan başarılı olanlar olduğunu düşünün. Örnek olarak 3 araba geçmesinin olasılığını bulmak istediğimiz için bunun arabanın geçtiği 3 an olduğunu söyleyebiliriz. 7 araba da olabilir. Zaman içerisinde arabanın geçtiği ve başarılı olduğumuz 7 an. N tane andan k tane başarılı olduğumuz anı seçeceğiz ve bunu başarılı olma olasılığı ile çarpacağız. Peki, başarılı olma olasılığımız nedir? Buraya geri dönelim. P neye eşittir? Lambda bölü neye? Öyle değil mi? N çarpı P lambda'ya eşitse, şuraya yazayım. P lambda bölü neye eşittir? Bu durumda başarı olasılığını buraya lambda bölü n olarak yazabilirim. K tane başarı elde etmemizin olasılığı dediğimizde de bunun kinci kuvvetini alacağız başarısız olmamızın olasılığı ise 1 eksi başarı olasılığı yani 1 eksi lambda bölü n üzeri bu zaman aralığında araba geçmeyen anların sayısı yani n eksi k şimdi ne yapabiliriz dersiniz bir kere daha renklendirerek yazayım n sonsuza giderken limit şu binom katsayısını yazayım n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel çarpı k faktöriyel. Sıralarını değiştirip de yazabiliriz ama aynı oldukları için böyle yazmamda herhangi bir sorun yok. Çarpı lambda üzeri k bölü n üzeri k. Evet, bunu da 1 eksi lambda bölü n üzeri n çarpı 1 eksi lambda bölü n üzeri eksi k olarak yazabilirim öyle değil mi? Taban aynı olduğunda kuvvetleri bu şekilde ayırabiliriz. Şimdi biraz daha basitleştirebilir miyim? Ne dersiniz? Ee, bu ikisinin yerini değiştireyim. Bu ikisini tek bir kesir olarak kabul edersek bunların yerlerini de değiştirebiliriz. Buradan devam ediyorum. Limit n sonsuza giderken, bu renk çok da iyi olmadı. Bir önceki videoda buna benzeyen bir şey göstermiştim ve buna ihtiyacımız olacağını söylemiştim. Hatırlıyorsunuz, bu neye eşittir? n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel, n çarpı, n eksi 1 çarpı, n eksi 2 şeklinde başlayıp, n eksi k artı 1'e kadar, evet buraya kadar devam ediyordu. Bu mesela 7 eksi 2 faktöriyel olsaydı sonuç 7 çarpı 6'ya eşit olacaktı. 7 eksi 2 artı 1, 6 eder öyle değil mi? Bunu bir önceki videoda zaten görmüştük. Ve buna ek olarak burada tamı tamına k tane terim olacağını da görmüştük. Bu şekilde sayarsak 1, 2, 3 ve bunun k numaralı terim olacağını söyleyebiliriz. Evet bunu bu şekilde yazdıktan sonra az önce de söylediğim gibi bunların yerlerini değiştirelim. Bölü n üzeri k yazıyorum. Evet çarpı lambda üzeri k bölü k faktör yer. Ve bakalım geriye ne kaldı? Buraya yazayım. 1 eksi lambda bölü n üzeri n çarpı 1 eksi lambda bölü n üzeri eksi k ve artık limit almaya hazırız. Hadi bakalım. Size limitle ilgili bir özellik daha göstermek istiyorum. x a'ya giderken f çarpı g x'in limitini x a'ya giderken f x'in limiti çarpı x a'ya giderken g x'in limiti olarak yazabilirim. Başka bir deyişle iki fonksiyonun çarpımının limitini fonksiyonların limitlerinin çarpımı olarak yazabileceğimi söylüyorum. Evet. Bu şekilde yapalım. Yazıyorum. Düzgün bir renk seçeceğim ve en sonsuza giderken Burası yani n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi k artı 1 neye benzer? Bir polinoma, öyle değil mi? Birden fazla binom var ve bunları birbiriyle çarpıyoruz. Bunu da k defa yapıyoruz. Bu da en büyük dereceli terimin üzerinin k olacağı anlamına gelir. Evet, buradan n üzeri k artı bir şey çarpı n üzeri k eksi 1 gibi şeyler gelir. k dereceli bir polinom. Bu yeterli olacak. n sonsuza giderken limit, n üzeri k artı bir şeyler. Bunları nokta nokta olarak bırakacağım. Bunların çarpımından buna benzeyen bir şey elde edeceğiz. Bölü n üzeri k'yı da unutmayalım. Evet, bu kısım bitti. Çarpı limit n sonsuza giderken bu arada bunun için endişelenmemize de gerek yok çünkü bu bir sabit. Başa bile alabilirim öyle değil mi? Çarpı lambda üzeri k bölü k faktöriyel. Burada n olmadığı için bu n'e göre bir sabit olarak kabul edilir öyle değil mi? Çarpı limit n sonsuza giderken 1 eksi lambda bölü n üzeri n çarpı 1 eksi lambda bölü n üzeri eksi k. Evet peki yazamadım. Yani bunları okuması biraz zor farkındayım ama ne olur idare edin. Şimdi gelelim bunun limitine. En sonsuza giderken bir polinomun limiti en üzeri k ile başlayan ve devamında da derecesi k'dan daha küçük bir sürü terim olan bir polinom. Evet bundan bahsediyorum. En yüksek dereceli terim bu ve ayrıca paydada da n üzeri k var. Başka bir deyişle en yüksek dereceli terimlerin dereceleri aynı. Bu da limitin 1'e eşit olacağı anlamına gelir. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Payı ve paydayı en üzeri k'ya bölelim. Buradan 1 artı paydasında en olan terimler gelir. Burası da 1 eder. Ve en sonsuza giderken buradaki diğer tüm terimler 0 olacağı için de geriye 1 bölü 1 yani 1 kalır. Nasıl düşünürseniz düşünün. Pay ve payda da derecesi aynı olan terimler olduğunda kat sayılarının oranı limittir. Yani burada 1. Harika. 1 çarpı lambda üzeri k bölü k faktöriyel. Sıra geldi en sonsuza giderken bunun limitini bulmaya. 1 eksi lambda bölü n üzeri n. Bundan önceki videoda gördüğümüz gibi isterseniz, isterseniz buraya bir kere daha not edeyim. E, limit n sonsuza giderken 1 artı a bölü n üzeri n'in e üzeri a'ya eşit olduğunu söylemiştim. Bunlar birbirine çok benziyor. Aradaki tek fark buradaki a yerine eksi lambda olması öyle değil mi? O halde bu da e üzeri eksi lambda'ya eşit olur. Evet a yerine eksi lambda yazdım. Bu da e üzeri eksi lambda'ya eşit oldu. Son olarak bir de bu var. Bir kere daha yazayım. 1 eksi lambda bölü n üzeri eksi k. En sonsuza giderken bunun limiti ne olur? Lambda sabit. Bu eğer sonsuza giderse, terim sıfır olur. Yani geriye 1 üzeri eksi k kalır. Birin kuvveti ne olursa olsun, sonuç 1 olduğu için bunun 1'e eşit olacağını söyleyebilirim. Bir tane daha bir geldi. Evet, işte bu kadar. Rassal değişkenimizin yani belirli bir zaman aralığında geçen araba sayısının belirli bir değere eşit olmasının olasılığı ki bu bir saatte yedi tane araba geçmesi olabilir, limit n sonsuza giderken n'den k tane seçiyoruz çarpı lambda bölü n üzeri k çarpı 1 eksi lambda bölü n üzeri n eksi k burada gördüğümüz ya da bulduğumuz diyeyim evet burada bulduğumuz gibi lambda üzeri k bölü k faktöriyel çarpı e üzeri eksi lambda. Evet, artık bunun buna eşit olduğunu biliyoruz. Harika bir sonuç öyle değil mi? Bunu bu şekilde ifade etmenin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ifadeyi bu şekilde tek başına gördüğünüzde bunun binom teoremine bir şekilde bağlı olduğu aklınızın ucundan bile geçmez. Düşünsenize içinde e var, faktöriyel var böyle bir ifade. Evet, bunun binom teoremiyle ilişkili olduğu hiç açık değil. Zaman aralıkları giderek küçülürken bu aralıklardaki başarı olasılığı da küçülür ve limit aldığımızda da e elde ederiz. Biraz düşünürseniz aslında mantıklı olduğunu göreceksiniz. e'nin tanımlarından biri bileşik faizden geliyordu ve burada yaptığımızda aslında bileşik faize çok benziyor. Çok çok küçük aralıklarda faiz aldık ve aralıklarda uyguladığımız yüzde de giderek küçüldü. Limit aldık ve E'yi bulduk diye düşünebiliriz. Buradaki formül de zaten bu mantıktan geliyor. Her neyse artık bunun nereden geldiğini biliyorsunuz. Şimdi de trafik mühendisi olduğumu ve bir saatte ortalama 9 araba geçtiğini bulduğumu düşünelim. Bu beklenen değer. Evet, belirli bir saatte sokaktan 9 araba geçiyor. Ben de belirli bir saatte 2 araba geçmesinin olasılığını bulmak istiyorum. Bu 9 üzeri 2 bölü 2 faktöriyel çarpı e üzeri eksi 9'a eşittir. 81 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 9. İsterseniz tam değerini de hesaplayabilirsiniz ya da <laughs> ya da bunu ben yapmayayım siz yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.